Selamun aleyküm. Şaköder hepinize sevgiler, saygılar. Sabah erken saatlerde sizler için kısa bir şarköter yapıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Bu sabah bu video, üçüncü videomuz. Üç gün demek ki beni idare edecek, Allah razı olsun, geldi kendimi mükafatlandırayım ya. Dün üç grup takipçimizle tanıştık. Biri Şayköy'lü tanınan doktor Ali Okutan'ın çocukları, ya kızı ya oğlu, bize ben Ali Okutan'ın oğluyum dedi. Amerika'da yaşıyormuş, Amerika'dan bizim videolarımızı izliyormuş. Ona buradan selam olsun. Yine dün akşam Viyes'te oturuyorduk. Yine bir çift Almanya'dan, onlar da bizim videolarımızı izliyormuş. Terapi gibi geliyordu. Çok iyi geliyor diyor. Allah razı olsun diyor. Senin sayende şarkısız kalmıyoruz. Özlem gideriz diyor. Ona da selam olsun. Yine bir arkadaşla tanıştık. O da İsviçre'dendi galiba. Yanlış olmasın. O da İsviçre'den videolarımızı izliyormuş. Ya bu aralar bolca videolarımızı izleyen kişiler görüyoruz. Vay 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 vay. Kemal abi bak. Sabah spor yapıyor. Görüşürüz abi. Geçti. Sağ ol Kemal abi. Bisiklet turlarımızı yaptığımız Kemal abimiz. Şu karşıda yürüyüş yapan da bizim Karacabey'den Alam'ın oğlu emekli polis memuru Tamer Günay. Tamer abi. El salla, el salla. Sabah spor yapıyor Tamer abi. Günaydın. Devam. Bak ben de devam ediyorum. Sağ ol. Her sabah yazın eğer buradaysa, Karacabey'de değilse, buradaysa her sabah mutlaka ya burada ya diğer tarafta yürüyüş yapar ya da böyle koşar geldiğince. Bisikletini de şuraya bırakmış. Spor ne yapıyor? Herhalde sporla. Tebrikler Tamer abi. Evet, yavaş yavaş Atatürk Caddesi'ne yukarıya doğru çıkalım. Çobucu Yaşar'a gidelim. Orada bekleyelim. Eğer Cevdet olması lazım, takipçimiz gelirse onunla tanışacağız. Çorba içeceğiz çünkü öyle yazmıştık. Haberleşelim mi? Buradan geçerken üzülerek söylüyorum. Her zaman da söylüyorum. Yazık. Öyle gördükçe var ya içim parçalanıyor. Dünya para verildi bunlara. Şu dubanın biri kalkmış, birisi yarım. Ne yarımı? İşte dörtte bir kadar. Yazık günler. Sağlıklı bile çalışmıyor. Direklerin çoğu takla. Gördüğünüz gibi.
Yine her tarafta şoför dolu. Burada da bir tanesi açılmıyor. Çeyrekte kalkmıyor. Açılmıyor. Dükkanların hepsi kapalı, daha açılmasına 2-2,5 saat var. Hani yavaş yavaş, hayesli hayesli. Çorba Caşar'a doğru gidiyorum. Kusura bakmayın, böyle mekanlar kapalı, öyle denk geliyor. Hareketli olduğu zamanlar zaten burada bisiklete geçmemiz mümkün değil. İnsanlara çarpma tehlikesi var. Şunu söylemek için girdim buraya. Sağ taraftaki şu minibüslere bindiğiniz zaman bu minibüsler Uçmakdere üzerinden Tekirdağ'a gidiyor. Aklınızda olsun. Eğer Uçmakdere'ye gideceğiz, o güzel yerleri göreceğiz diyorsanız şu minibüslere biniyorsunuz. Uçmakdere'de çınarların altında iniyorsunuz. O güzel doğa harikası yerleri görüyorsunuz. Ondan sonra yine aynı şekilde dönüp o minibüslerle Şarköy'e geri dönebilirsiniz, gelebilirsiniz. Bunu da sizlere hatırlatmak istedim. Şarköy'e gelip de Uçmakdere'yi görmeden olmaz. Dilerseniz ben denize girmeyeceğim, sadece Uçmakdere'nin köyünü görmek istiyorum derseniz, yine aynı şekilde onun minibüslerle Uçmakdere köyünün içine kadar çıkıp köyün içinde işte bulunan 3-5 tane gözlemecinin birine oturup gözleme diyebilirsiniz. Değişik çeşitli gözlemeler yapılıyor. Benim damak tadıma hitap etmiyor ama sevenler var. Ben pek sevmiyorum. Evet, Çorba Caşar sahnede. Çorba Caşar. Flaş, flaş, flaş. Çorba Caşar'ın dükkanı neresi? Burası mı?
Yaşar sabah sabah bakarım arabala gezersin. He? Sen miydin o yılda geçen? İnsan bir kornaya basar insan be. İnsan bir kornaya basar. Evet yaşarım geldin. Ne varsa iyi misin? Buyurun efendim. Çok hoş geldin. Bir merhaba yapalım. Var mı gelen giden arayıp soran? Oho herkes geliyor. Valla. Bak kendilerimiz bile var. Birazdan bir takipçimiz gelecek. Onunla beraber çobacılaşacağız. Mekanını çekelim. Çobacı Yaşar nerede diye soruyorlar. Şu ileride Şarköy Belediye Binası. Belediye Binası'ndan buraya geldiğiniz zaman merkez lokantası. Bir de şu arkadaşı göreceksiniz. Çobacı Yaşar. Evet videomuzu şimdi burada bir ara verelim arkadaşlar. Bizimle birlikte çorba içmek isteyen Cevdet arkadaşımızı bekleyeceğiz. O gelsin, onunla birlikte bir çorba içeriz. Ondan sonra yine bir dönüşte bir video çekeriz. Değil mi? Evet, ne diyoruz Yaşar? Şarkı 59. Hoş geldin efendim. Afiyet olsun. Burada var mı kimse? Usta orada. Bulaşıkçı geldi mi? Şarjıya gelecek. Gelirim şimdi. Hadi bakalım. Bir İsmail Hüseyin'i de çekelim. Gönlü olsun. Selamun aleyküm. Selam. Burada bir İsmail Usta varmış. Evet burada abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Tamam, iyi misin? İyi abi, sağ ol, sen nasılsın? Arı gibisin maşallah. İşe devam. Başlamışsın yine coşturmaya. Başladı ya, koyduk malzemeyi yavaş yavaş. Ooo patlıcanlar. Patlıcanlar kaymak. Ne yapacaksın bunlar ustam? Patlıcan kebap. Patlıcan kebap. Sonra? Başka ne var? Kuru fasulye. Of 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 of, nasıl kaynıyor ya. Burada tas kebabımız. Oy 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 oy. Topuk. İlavesi gelecek çaylar. Sizde bir tane bulaşıkçı vardı. Geç mi geliyor? Sattık onu. Sattınız mı? Sattım onu. Ya yapılır böyle bir şey adama ya. Ayıp ya. Tatile gitti abi. Tatile mi? Yaz tatiline gitti. Yaşar yapıyor. Yaşar içeride çalışıyor. Serdar. Ben çalışıyorum. Serdar ekmek yapıyor. Çalışıyor çocuklar abi. Serdar kolay gelsin. Selam, günaydın. Günaydın. Neyse görüşeceğiz birazdan. Evet arkadaşlar biraz ara verelim. Bir arkadaşımız gelecek, onu bekleyelim. Videomuz şimdilik buraya kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.